Mahallede cuma namazı sonrası düzenlenen uğurlamaya Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mahmut Eryit, ilçe emniyet müdürü Ebu Bekir Fil, ilçe müftüsü Mehmet Cingöz, Musallı mahalle muhtarı Celal Çiftçi ve mahalle sakinleri katıldı. Aldıkları zaman en azından bir annemiz babamız, kız kardeşimiz, bacımız işlemiştir diye. Etkinlik öncesi mahalle camiinde cuma namazı kılındı. Cuma namazının ardından mahalle meydanında toplanan vatandaşlara okul öğrencileri de ellerinde Türk bayrakları ve marşlar söyleyerek katıldılar. Kanal 33 mikrofonlarına açıklamada bulunan Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve mahalle muhtarı Celal Çiftçi duygularını ifade ettiler. Duygu yüklü bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Musallı halkı Mehmetçiğimize olan sevgisini böyle ifade ediyor. Neler söylemek istersiniz? Hakikaten duygu yüklü anları yaşattıkları için çocuklarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum bu hassasiyetlerinden dolayı. Öğretmenlerinden öğrendiğimiz kadarıyla kendileri bu şeyleri öğrenmişler ve yaptılar. Bizi çok çok mutlu ettiler. Yanımda da şehidimizin annesi babası var. Evet. Onlar da sağ olsunlar bu etkinlikte bizimle birlikte oldular. Buradan sonra da inşallah şehidimizin mezarını ziyaret edeceğiz. Orada da dualarımızı edeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi yapılan şey çok önemli. Dediğim gibi devletimizin ihtiyacı yok ama vatandaşımız bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler koymak istiyor bu mücadeleye. İşte kadınlarımız, ilçe merkezinden kadınlarımız yaptıkları örgülerle buna katıldılar. Hakikaten ekmek paralarından kıstılar. 4 ekmek almadılar, 3 ekmek aldılar. Kendi el emekleriyle yaptılar, hazırladılar. Burada köylülerimiz işte görüyorsunuz. İş çamaşırı olsun, diğer ambalajlı yiyecek ürünleri olsun, kendi çocukların rızıklarından kısarak bunları aldılar ve buraya getirdiler, Afrin'e gönderiyorlar. Ben hepsini canı gönülden tebrik ediyorum, onları kutluyorum ve böyle çocuklar yetiştirdikleri için de ayrıca tebrik ediyorum. Hepsini çok seviyoruz, Allah razı olsun diyoruz hepsine, sağ ol. Evet muhtarım, mahalle sakinleri olarak Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı operasyonuna destek amaçlı hem mektuplar gidiyor, hem giyecek ve yiyecekler gidiyor. Tabii aileler bütçesi oranında bir katkı sağlamış. Önemli olan tabii bunun anlamı çok büyük. Evet. Kaymakam Bey'imiz de söyledi ki gerçekten devletimizin, ordumuzun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama o vatan evlatları, kahramanlarımız Suriye'de, Afrin'de çarpışırken biz halk olarak, vatandaş olarak, gerçekten köylümüz olarak, köy olarak, muhtarlık olarak bizim elimiz kolumuz bağlı durmayı biz içimize sindiremiyoruz. Yani karınca kararınca naçizane şuraya köyümüzün, insanlarımızın gönlünden kopan gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Yani bu vatan evlatlarına biz ne yapsak az. Gerçekten öyle bir duygu içerisindeyiz ki bize o kadar söylüyorlar. Hatta az önce özellikle Kaymakam Bey'e söyle, vatandaşımızın biri, biz gerekirse bizi de oraya gönder. Bu Suriye'deki, Afrin'deki çarpışmalara biz de orada olalım diyen bir sürü insanlarımız var. Bu vatan böylelikle dış düşmanlara karşı birlik, beraberlik içerisinde olmasak bu ülke gerçekten sıkıntılı günler yaşar. Ama birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bütün emperyalist güçler bizim önümüzde diz çöker. Yani vatan sağ olsun diyoruz tek kelimeyle. Mehmetçik için hazırlanan giyecek, yiyecek ve Mehmetçiğe yazılan mektuplar Afrin'e götürecek araca yüklendi. Daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi ve dualar eşliğinde araç uğurlandı. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أولا
uğurlama töreninin ardından etkinliğe katılanlar geçtiğimiz ay çığ düşmesi sonucu şehit olan Durmuştekin mezarını ziyaret ettiler. Alo. Şehitlerimizin ruhlarını şad eyle Rabbimiz. Bizlere de şehitliği nasip eyle Allah'ım.